Öncelikle drone'umuzda kullanacağımız malzemelere hızlıca göz atalım. Drone'da 6 kollu bir hegzakopter gövdesi kullanacağız. Gövdenin kol kısımları sert plastik malzemeden, orta kısmı ise metalimsi bir malzemeden üretilmiş. Gövdenin ortası PCB olarak tasarlanmış. ESC'leri bu PCB üzerinden bataryamıza bağlayabiliyoruz ve bu sayede kablo karmaşası azalmış oluyor. 6 adet DJI'nin 2212 model numaralı 920 kW'lık fırçasız motorlarından kullanacağız. KW değeri motorun volt başına ne kadar devir yaptığını gösteren bir değer. KW değeri yüksek olan motorlarda küçük ebatta pervaneler, kW değeri düşük olan motorlarda ise büyük ebatta pervaneler kullanılır. Bu motorlardan gri başlıklı olanlar saat yönünde, siyah başlıklı olanlar ise saat yönünün tersi yönünde dönüyor. Pervaneler motorun dönüş yönüne göre seçilmeli. Pervanelerin üçü saat yönünde, diğer üçü de saat yönünün tersine dönecek şekilde tasarlanmış. Burada pervaneleri motorumuzun dönüş yönüne uygun olacak şekilde takmamız gerekli. Drone'da 6 adet 9 inçlik kilitlemeli pervane kullanacağız. Drone'un dengeli bir uçuş yapabilmesi için motorlar ve pervaneler ekrandaki şemaya göre yerleştirilmeli. Her motorda bir tane kullanmak üzere toplam 6 tane 40 amperlik ESC kullanacağız. Fırçasız motorları ESC olmadan süremeyiz. ESC'ler kumandadan gönderilen tepkileri motora iletir ve drone'umuzu kontrol edebilmemizi sağlar. KK2.15 isimli ekranlı uçuş kontrol kartı kullanacağız. Bu kart uçuş sırasındaki kontrolleri sağlayarak drone'un dengeli bir şekilde uçmasını sağlıyor. Ayrıca ESC'lerin sinyal kabloları ve kumandamızın alıcı modülü bu kart üzerine bağlanıyor. FlySky'ın 10 kanallı FSI6X isimli kumandası ve kumandanın 10 kanallı bir alıcısını kullanacağız. Drone'umuzun enerji ihtiyacını karşılamak için 4 sel 14.8 voltluk lipo pil kullanacağız. Bu pil anlık olarak kapasitesinin 40 katı kadar akım verebiliyor. Pilin şarjının bittiğini anlamamız için bu lipo pil göstergesini kullanacağız. Bu gösterge pilin her hücresinin voltaj değerini ayrı ayrı gösteriyor. Ayrıca pil voltajı belli bir düzeye inince üzerindeki buzzer ile bizi uyarıyor. Lipo pilleri herhangi bir güç kaynağıyla şarj edemiyoruz. Lipo pillerin çok daha teferruatlı bir şarj işlemi olduğu için pili şarj etmek için balansıra ihtiyacımız var. Balansır pilin içerisindeki hücrelerin voltajlarının hepsinin aynı değerde olmasını sağlıyor. Drone'umuzda kullanacağımız malzemelerimiz bu kadardı arkadaşlar. Şimdi drone'un yapım aşamasına geçelim.
Batarya drone'un gövdesine sığmadığı için son dakikada böyle bir iniş takımı kullanmaya karar verdim. Bataryayı iniş takımına bu şekilde yerleştirdim. Son olarak drone'umuzun bataryasını bağlayıp uçuş kontrol kartından uçuş öncesinde yapılması gereken ayarları yapacağız. Drone'u ilk kez uçurduğum için kontrollerine pek hakim değilim. O yüzden drone'u yakın mesafede uçuruyorum. Drone'un kontrollerine alışır alışmaz alt kısmına bir kamera bağlayıp 1 kilometre uzağa uçurma testini YouTube kanalımda paylaşmayı düşünüyorum. Gelecek videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuna tıklayarak bu tür içeriklerin daha sık gelmesini de sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.